Ramazan ayında hepinizin bildiği gibi yine Müslümanlara karşı yapılan bir zulmü kınamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Yaşı müsait olan çok değerli büyüklerimiz bilir. Buradaki genç kardeşlerimiz de bilmektedir ki burada bulunan topluluğun büyük bir kısmı ömrünü Müslümanlara yapılan zulmü kınamakla geçirmiştir. Her birimiz Filistin için, Çeçenistan için, Afganistan için, İslam önderi için gıyabi cenaze namazları kıldık, protestolar yaptık, kınamalar gerçekleştirdik. Çok muhterem kardeşlerim, şunu bir kez daha bugün Ramazan ayında yapılan bu zulümle bir kez daha anlıyoruz. Şunu çok iyi bir şekilde idrak etmemiz gerekiyor. Bizler ne kadar kınama yaparsak yapalım, ne kadar protesto gerçekleştirirsek gerçekleştirelim, eğer ki Müslümanlar bir araya gelip İslam birliğini kurmadıkları müddetçe, Müslümanlar bir araya gelip İslam Birleşmiş Milletleri'ni, İslam NATO'sunu kurmadıkları müddetçe asla ve asla bu zulümler bitmeyecektir. Şurada bulunan bütün kardeşlerimiz, geceli gündüzlü her birimiz ayrı cemaatlerde, derneklerde, sivil toplum örgütlerinde Allah rızası için gece gündüz demeden çalışıyoruz, koşturuyoruz. Ancak bulmuş olduğumuz durumu idrak edelim ve şunun farkına varalım. Ne yaparsak yapalım, Müslümanlar bir araya gelmediği müddetçe, D8 İslam Birliği kurulmadığı müddetçe, Müslümanlar gücü eline almadıkları müddetçe ne Yahudi zulmü duracaktır, ne Hristiyanların zulmü duracaktır, ne de Budistlerin zulmü duracaktır. İşte bugün bizler aslında burada bir kınama yapmaktan daha çok birbirimize bu nasihatleri yapmak, nasihatleşmek için toplanmış durumdayız. Çok muhterem kardeşlerim, sözlerime son verirken özellikle burada bulunan şuurlu ve ömrünü Allah'ın davasına adamış mümin, mücahit, muvahhid, Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Çok değerli kardeşlerim, şu an öyle bir toplum içerisinde yaşıyoruz ki Allah'ın haram kılmış olduğu, yasaklamış olduğu bütün günahların ekmek almış olduğumuz mahalle bakkalında dahi satıldığı, her caminin yanında bir faiz hanenin açıldığı, kumarın resmi olarak üzerinden vergi alınarak serbest bırakıldığı, zinanın suç olmaktan çıkarıldığı bir ortamda bizler sakallarımızda, takkelerimizde, tesettürlerimizde, sivil toplum örgütlerimizde, cemaatlerimizde, İslami hareketlerimizde Müslümanlık iddiasındayız. Geliniz bugün kendi toplumumuzdan başlayarak ilk önce Allah'ın bu en büyük haramlarının mahallemizden, sokağımızdan, evimizden, şehrimizden kaldırılması için çalışalım. وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ اللهم احشرنا في زمرة الصالحين اللهم احفظنا من شر المنافقين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا سمعنا وأطعنا سبحانك فقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أفرغ علينا